Bu sefer sekreterlerimi korkutmadan geldiğin için teşekkür ederim Sinan. Hoş geldin. Teşrifini neye borçluyum? Dur sen söyleme. Dün gece lansmanla ortalığı yıktık. Tebriğe geldin. Pasyonisti kafa üstü çakmak istiyordun. Ve bunu başardın. Ya Sinan sen ne kadar ince bir adamsın. Gerçekten tebriğe gelmişsin benim. Bana gümrükten çektiğin derilerimi geri ver. Efendim? Deniz ne dediğimi duydun. Duydum da. Bak eğer o derileri bana vermezsen... ...seni ömrümün sonuna kadar süründürürüm. Duydum. Ha? Benim artık hiçbir işim yok. Kaybedeceğim hiçbir şey yok Deniz. Duydun mu? Yemek hazır. Ay evrimimde son nokta. Hoş geldin kuzuşum. Hoş bulduk. Aa, Necmi. Bakın bakayım bana. Ne oluyor? Hiç keyfimiz yok Neriman. Hiç keyfimiz yok. İşler hiç iyi gitmedi anne. Aa, ayol. Ne oldu? Ay hadi gelin bakın ellerimle sofra hazırladım, yemekler yaptım. Yani büyük bir olay bu. Neriman niye sen yaptın? Mine nerede? Sizin yokluğunuzda biraz fazla üstüne gittim. İşte o da böyle ufak bir sinir krizi geçirdi. Birkaç gün müşahede altına alacaklarmış. Yine ne yaptın kıza? Ay ben ne yapacağım ayol? Ne yaparım ben? Ay üf aman Sude. Hadi yemek soğuyor ama. Hadi gelin. Hiç iştahım yok benim. Benim de Neriman. Benim de hiç iştahım yok. Aa ayol. Yok, bu şirket bozdu sizi. Hayır, yani aile saadetimiz diye bir şey kalmadı. Yok, bu kadar çalışmak yaramıyor size. Nedir bu haliniz? Ay ne oldu? Neriman, hayatım izin verir misin? Biraz dinlenelim ha? Gerçekten anne, birazcık durabilir misin? Yani korkunç bir final yaşadık. İyi, oturayım bari ben de o zaman. Ya ne oldu? Bu bir de iyi halim. Sen haberi aldığımız an görseydin bizi. Resmen koskoca şirket sanki kolonlarıyla birlikte çöktü. Hakikaten çok kötü olmuş ya. Ya siz o kadar çalışın, didinin. Gecenizi gündüzünüze katın. Olana bak. Deniz midir nedir? Allah onun bin türlü belasını versin. Ömer'in öyle merdivenlere çöktüğü an var ya hiç aklımdan çıkmıyor. Resmen canım yandı ya. Canımdan can gitti. Bir de o taraflar var tabii. İnsanın sevdiği adamı böyle görmesi çok zormuş. Ya böyle onun için... ...elinden hiçbir şey gelmeyeceğini anladığın an var ya... ...ya o kadar kızdım ki kendime. Ya canım benim... ...sen niye kendine yükleniyorsun ki? Sen ne yapabilirdin? Ne bileyim o herife iki tane tokat atsaydım, bir şey yapsaydım. Atsaydın kız. Bu Ömer için çat! Bu da Ömer için çat! Hı? Hı. Duygu halimi bozma diyorsun. Peki, biz biraz daha Ömer'den bahsedelim. Ne durumdasınız kendisiyle? O kadar bir durumda değiliz ki yani. O kadar olur. Nasıl? Canım iz var işte yani. İz mevzusu o kadar ilerledi mi ya? Sevgili mi oldu bunlar? Dışarıdan öyle görünüyor. Görünüyor gibiler.
Ay bilmiyorum ya. Tamam canım. Biz kesin olmayan bilgilerle aklımızı karıştırmayalım hiç. Size dönelim. İkinize. Sizin aranız nasıl? Hiçbir şey bitmemiş gibi. Hatta hiç bitmeyecekmiş gibi. Bir yandan da işte ayrıyız. Yani böyle nasıl biliyor musun? Her seferinde artık daha fazla sevemem diyorum. Bir şey yapıyor, daha fazla seviyorum. Sonra yine bir şey yapıyor, daha da çok seviyorum. Çırpındıkça aşkın içine batıyorsun yani. Uzak durmam imkansız. Hani yani bir gün uzak durmaya çalışırken böyle çat diye ortadan ikiye böleceğim ben. Abi, deri işi tamam. Devam ediyoruz. Başardık ha kızım. Daha doğrusu başardım. Tamamız. Kesinlikle hazırız. Yalnız Koray içeride birkaç tane mankeni boğazlamak üzereydi. Kesin mankenleri boğazlamış. Baba ya. Öyle deme amca. Çok yardımcı oldu. Yani mecbur değildi sonuçta. Ömer, hiç kimsenin mecburiyeti yoktu. Ama bak, herkes seni ve pasyonisti nasıl benimsemiş, nasıl sahip çıkmış. Öyle, öyle sağ olsunlar. Neyse, ben bir ize görüneyim. Belki bana ihtiyacı vardır, tamam? Görüşürüz. Babam doğru söylüyor. Sinan'la ikinizin iyiliği şirkete geçmiş resmen. Özellikle Sinan'ın. Çünkü malum sen böyle bir buz, soğuk nevale yani. Ya esas kahraman o gibiydi. Nasıl kurtardı bizi? Olmasaydı var ya sonra... Sude. Sana ne Sinan'dan, artık sana ne? Yeter demedik mi? O benim bileceğimiş. Yeter demiştik, evet. Ama belki pervane gibi ateşe çekiliyorumdur. Sen çekiyorsun onu ateşe. Farkında değilim sanma. Ne yapacaksın? Böyle küs mü takılacaksın ortamda? Heh, işte o da benim bileceğimmiş. İboş'um biraz hızlı. Ay tavuk işi diyor sanki. Çekil şuradan. Çekil. Bana bak kız sırıtla pişmiş kelle gibi. Biraz ayakkabı giyeceksiniz. Ruhuna girin azıcık ayakkabı. Çekil sen de kız. Nereden çıktı? Hadi hadi. Sen esin biraz makyajını bol ya. Ay aşkım benim nasıl da çalışıyor kuru kız. Çarpık seni. Hadi hayatım. Aa. Güzel. Aksilik istemiyorum. Yasemin'in telefon. Kim o? Deniz Bey. Kapat. Ama ben açtım bile. Salak. Pardon. Ya.
aradın. Duyduklarım doğru mu? Evet canım. Muhteşem bir koleksiyonla 2016 defilemizi yapıyoruz. Pasyon istadesi olarak bekleriz. Ay vallahi çıldıracağım, tansiyonum düşüyor. Kızım ne diyorum ben sana? Fazla sürme, patlayacak ışıkta. Ağzıma mı sokayım hayatım onları şimdi? Hadi. Hay Allah'ım, vallahi delireceğim şu an. Her şey yolunda. Yani içeride biraz telaş vardı ama hiçbir problem yok. İyi ki varsın sen. İyi ki varsın. Ha, ben içeri gideyim ya. Koray Bey bekliyor. Her şey yetişti.
Ya belki bu daha iyi oldu. Öbüründen daha parıltılı, daha ihtişamlı. Bitti yani. Sorun kalmadı. Hiçbir şey bitmedi Sude. Daha Ömer'le yüzleşmedik. Nasıl yani? Ne yüzleşmesi? Ya sorun çözüldü işte. Müsaadenle. Ömer. Konuşalım mı artık? Evet. Ben ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence de. Bu ortaklık buradan dönmez. Bitirelim. İkinci oluyor. Hep böyle karşılaşıyoruz. Anlamadım. Bir öncekinde ağlıyordun. Şimdi bakıyorum gayet iyisin. Böyle daha güzel. Siz bizim misafirmişsiniz herhalde. Merhaba, ben Defne. Defne. Güzelmiş. Defne. Defne. Evet, misafirinizim. Ama biraz geç kaldım. Aa, hiç problem değil. Ben size salona kadar eşlik ederim. Lansman nasıl? Tepkiler iyi mi? Ya vallahi harika. Yani herkes koleksiyona bayıldı. Salona yeni bir ayakkabı girdiğinde herkes heyecanlı sesler çıkartıyor. Öyle. Bakıyorum sen de çok heyecanlısın. Beğendin mi koleksiyonu? Yani şimdi ben tabii ne söylesem pek doğru olmaz. Malum pasyoniste çalışıyorum. Ben galiba senin ne iş yaptığını biliyorum burada. Öyle mi? Sen ilham perisisin. Ben de bütün gün böyle bir enfes varlığa baksam muhteşem ayakkabılar çizerdim. Ben Ömer Bey'in kişisel asistanıyım. O kadar. O kadar. neyse lansman bitmeden salona kadar ben size eşlik edeyim. Zaten giriş de bu tarafta. Sonra da benim acilen kulise dönmem lazım. Lütfen. Buyurun. Koleksiyonumuzu sizin de beğeneceğinizi eminim. Tekrar karşılaştığımızda çok memnun oldum. Yine yaptığın yapacağınlar var. Benim için bitti. Dur, dur, tamam. Ne demek bitti? Ya ben seni anlamıyorum. Bak, iki haftada sıfırdan yeni bir koleksiyon çıkarttınız. Yani bir mucize gerçekleştirdiniz ama senin hiç mucize yaratmış gibi bir halin yok. Mucizelerle ilgilenmiyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Ama niye? Ne oldu yani? Ya konuyu kapatabilir miyiz? Lütfen. Eve mi gidiyorsun? Ya gidiyorum, bilmiyorum. Gidiyorum işte. Ben de geleyim seninle. Hayır. Hayır, lütfen şu an yakınımda olma, tamam mı? Yoksa yaptıklarımızın telafisi olmayabilir yine. Belki bu sefer telafi edebiliriz. Şurada benim için doğru zaman değil. Gerçekten.
aslında en doğru zaman da sen farkında değilsin. Gelmiyor musun? Ya benden artık istediğiniz başka bir şey yoksa evime gideyim. Git tabii. Git. Yani sonuçta aynı evde yaşamıyoruz. Yani. Ama birkaç gündür yaşıyor gibiydik. Evet öyle oldu. Ya iyi de oldu ama. Yani güzelmiş seninle yaşamak. Bir de anneanneme soralım bakalım. Gerçekten öyle miymiş? Ne yapıyorsun acaba evde? Nasıl görünüyorsun? Ömer'in defnesi. Yani benim ısıtlarım olmadığı zamanlarda seni evinde merak ediyorum. Yani bence hiç merak etme çünkü saç dağınık toplanmış. Ne bileyim eşofmanın dizleri çıkmış. Üzerimde böyle 1000 yıllık tüylenmiş hırkan falan. Merak ettim ama şimdi. Yok vallahi hiç merak etmeyin böyle çok iyi. Uzun'a sen bu gece güzelce dinle. Hatta yarın eve gelme. Direkt şirkette buluşalım. Yani görüşelim. Tamam. Siz de uyuyun artık bir zahmet. Yoksa Batman sanacağım. Ömer iyi oldu yakaladım seni. Beni de bırakır mısınız? Oteli mi efendim? Artık Ömer nereye isterse. O zaman ben gideyim. Madem yarın şirkette görüşürüz. Seni de bıraksaydık. Yok yok şirketin arabası bende zaten. İyi geceler. Geceler. Sinan'ı göremedim. Durumlar hala tatsız galiba. İz bu akşam bana izin verir misin? Kafamı toplamam lazım. Sinan'la durumumuz biraz karışık da. Arada karışmak iyidir ya. Çözüm pratiğini geliştirir. Var mı bir çözüm? Oo, o kadar karışık diyorsun. Tamam, tamam. Sustum. Yaso, harikaydı canım. Her şey harikaydı. Öpüyorum tatlım. Yazacağım bunları. İyi ki geldin canım. Çok sağ ol. Ben de öptüm hayatım. Bay bay. Canım. Yasemin'ciğim, hayatım o sıska vücudunla başarıların hepsini üstlenmemişsindir umarım. Kırarım bacaklarını senin. Ay ne kıskansın be Koriş. Neyse. Az zamanda çok iş başardık. Koray Sargın, tebrikler. Rica ederim hayatım. Başarı benim tabiatımda var. Sen alışkın değilsin tabii. Ah. Yasemin. Ay Koray, muhteşemdi her şey. Sağ ol hayatım. Bak kız içeride söz verdiğim gibi bir zayıflayayım. Mutlaka röportaj vereceğim sana. Kız sonra bir fotoğraflarda kötü çıkıyorum. Öpüyorum. Ben de hayatım, ben de. Kız. İyi ki öpmedi. Ay yüzündeki boyalar var ya nam parçalarda Allah korusun. Ay korktum. Kız bir şey diyeceğim sana. Ay kafam karıştı da biz şimdi arkadaş mıyız? Hayır yani şey için sordum. Böyle bir güzel gecenin sonunda hani bir şeyler içer miyiz diye şey ettim de. Ay, ama gönlüm el vermiyor. Bilemedim ben de. Ben de bilemedim. Ay yok kız. Buraya kadar. Aynen. Eskiye dönelim biz Koriş. Bence de. Düşmanız. Düşmanız. I hate you, Cinderella. I hate you. İsmail, hadi çabuk gel. Ya sana anlatmak için heyecanlanıyorum. Her şey çok güzeldi. Sen köşeye çık, geliyorum.
Uzağa park etmiştim biraz. Tamam, geldim. Yasemin, ben bırakayım seni. Ne işin var senin burada? Nasıl geldin? Sen artık bittin. Bak, biz her şeyi hallettik. Pasyonist'e zarar veremezsin. Vazgeç bundan. Yasemin! Bin arabaya. Bırak artık bu işin peşini Deniz. Hem sen Emre'ye nasıl savaş açıyorsun anlamıyorum ki. Yenileceğin gün gibi ortadaydı. Sen pasyonist'e zarar veremez. Ah Yasemin. Ya bu iyilik perisalleri sana iki beden büyük geliyor. Bir saçma sapan romantizm, bir acayip bir sadakat. Ben buraya aydım. Pasyonist'e. Madem öyle, niye anlatmadın planlarımı Sinan'a? Her şeyi biliyordun. Söylememeyi tercih ettin. Ben... cesaret edemedim. Böylece benim suç ortağım oldun Yasemin. Benim suç ortağım oldun Yasemin. Her şeyi bile bile beni engellemelerine izin vermedin. Kabul et Yasemin. Sen de Ömer'e karşı en az benim kadar kötüsün. Gel. Nasılsın? Vallahi çok yorgunum ya. Esra nerede? Anneannemle mi yatıyor? Hı. Aç mısın? Of, hem de nasıl açım var ya. Bütün gün koşturmaktan bir şey yemeyi unutmuşum. İyi. Mutfağa gel, sana menemen yapayım. O arada da konuşacaklarımızı da konuşuruz artık. Değil mi? Olur. Konuşalım. Hadi. Bütün hikaye bu değil mi? Eksik bir şey yok. Yok. Ders notu almış öğrenci gibi hepsini anlatma abi sırayla. Hepsi bu kadar yani, eksik yok. Abi. Hı. Bizimkiler uyuyordur değil mi ya? Şimdi bir de onlara film olursam ben biterim. Yok yok, bu saatte. Allah bilir kaçıncı uykudalar. Ne bileyim ya, bana bir ses duydum gibi geldi. Defne. Tamam. Karıştırma konuyu artık. Yok yani, ben öyle karıştırmak için değil de. Ne yapayım ben? Konuya devam edeyim. Devam et. Borç diyordun en son. Evet, borç. Neriman Hanım'a 200 bin lira borcum var yani. Borcumuz. Evet, borcumuz. Borcumuz var. Ya önce bu yüzden dönmek zorunda kaldım şirkete. Yani Neriman Hanım gırtlağıma çökünce. Ama şimdi. Şimdi onu görmeden edemediğin için gidiyorsun. Aynen öyle. Birlikte olmamız imkansız ama yani aramızda çünkü kocaman bir yalan var. Biz bunu aşamayız. O yüzden asistan olmaktan başka bir çarem yok. Daha ne kadar dayanacaksın buna? Hı? Böyle uydu gibi sürekli onun etrafında mı dolanacaksın? Başka şansın var mı ki? Yani mutlaka vardır. İçinde Ömer'in olmadığı hiçbir şansı istemiyorum ben abi. Tamam. Her şeyi göze almışsın, anladım. Ama göze aldıklarını tam düşünmemişsin. Ne gibi? Onun etrafında olmak istiyorsun. Tamam. Peki ya yarın öbür gün başkasıyla birlikte olursa? Başkasıyla birlikte olabilir. Ben de bundan korkuyorum ya. Onunla olmadığım için hani kimseyle de olmadı diyemem. Ve bu aralar galiba bir şeyler olacak gibi. Ay. Düşün.
düşündükçe kalbim pat diye duracakmış gibi oluyor. Ben ölecekmişim gibi hissediyorum ya. Şükrü, tamam. Sen izi otele bırakırsın. İyi geceler. Dur bakalım. Bir konuşalım. Ne oldu bu gece öyle? Bunu bir Sinan'la konuşmam lazım. İşten bahsetmiyorum. Defne'den bahsediyorum. Ne olmuş Defne'ye? O değil mi? Evet. Evet o. Ne var bu Defne'de bu kadar? Gerçekten merak ettim. Yapma şimdi, bunu mu konuşacağız? Yani bir açıklaması olmalı. Mantıklı bir açıklaması olsaydı zaten yani bambaşka bir yerde olurduk şu an. Açıklanamıyor. Mantığı zorluyor. Hala anlamadım. Ya bir şey söyle, elimde bir veri olsun en azından. Defne işte. Siz bilmiyor musunuz? Ömer. Ömer oğlum iyi misin? Ha, evet, evet. Dün gece Sinan'la konuştum. Duyduklarıma inanamadım. Bu ayrılık işi gelip geçici bir şey değil mi? Ne dersin? Oradan nasıl gözüküyoruz? Bak, ortaklığınız çok keskin bir viraja girdi. Ama sadece savruldunuz, devrilmediniz. Bilmiyorum amca. Pek kestiremiyorum ben. Yani savrulduk mu yoksa devrildik de haberimiz mi yok? Bu soruları Sinan'a da sorman gerekmiyor mu? Tek başına yanıt bulamayacağına göre. Bak Ömer, bu kez Sinan senin tarafını tutmadığı için kızgınsın. Ama şunu sakın unutma. Sinan dostluğunuzun tarafını tutmayı hiçbir zaman bırakmadı. Ben bir konuşayım o zaman Sinan'la da. Güzel. Belki. Günaydın. Ha, günaydın Sinan. Sinan. Neha'yı aradım. Bir saate falan burada olacak. Neha? Şirket avukatımız. Şu ayrılık işlemlerini bir konuşalım. Zaman kaybetmenin lüzumu yok değil mi? Ayrılıyoruz yani. Ayrılıyoruz Ömer. İstediğin gibi. Dün gece ortalığı kasıp kavurduk resmen. Pasyonist küllerinden yeniden doğdu.
Şu an bütün gündem bizden bahsediyor. Sabahtan beri tebrik telefonları hiç susmadı. Resmen imkansızı başardınız. İmkansızı beraber başardık arkadaşlar. İşinizi bu kadar sahiplenmeseydiniz, bu kadar çalışmasaydınız bu lansman gerçekleşmezdi. Gerçekten hepinize emeğiniz ve fedakarlığınız için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi ki yanımızdaydınız. Aslında sizin arkadaşlığınız bizi motive etti. O kadar iyi bir takımsınız ki. Gerçekten insan sizinle birlikteyken her maça gözü kapalı girebilirmiş gibi hissediyor. Bana güvendiğiniz için, güvenimi boşa çıkarmadığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten. Duruyorsunuz. Gelsenize. Kutlamaların göbeğinde olurdunuz genelde Necmi Bey. Yok, buradayım kızlar, buradayım. Sizinle kritik yapamadık. Ya evet, biz kulisteyken salonda ne oldu? Ne olur anlatın. Anlatayım. Siz kulise ne zaman geçtiniz? Oradan başlayayım ben. Defne! Dur, dur. Neredesin kızım sen? Ben seni Serdar'a gambazladım. Ya gelip saçımı başımı yolarsın diye bekledim ama gelmedin. Ya zaten abimin artık bunu öğrenmesi gerekiyordu. Yani ben de söyleyemeyecektim. Aslında senin ağzından duyması iyi olmuş. Ha. Farkında olmadan puan kazandım yani. Yani. Buralarda bir Defne oturuyor da biliyor musunuz? Hani böyle çipi çipi kızıl saçlı. Evet. Aa, buraya gelmiş. Kim ya? Ömer mi gelmiş? Kim gelmiş? İz. Ne izi be? Ya ne bağırıyorsun be? Ya Ömer'in eski sevgilisi. Oha. Şu evde olması lazım. Ben şurada burası oturuyor mı? Diye biliyorum. Evet. Tamam kızım, sana kurada real bancet çıkmış. Önce Feryal, sonra bu. Sen ölüm grubuna düşmüşsün. Tabii canım. İnsan dördüncü torba takımı olunca mecbur, ne yapacak? Ben şuna bir bakayım ya, niye gelmiş buraya, tamam. Bana bak, Uğur'a arayı kapatalım. Tamam. Defne. Günaydın. Günaydın. Bu mahallede Defne'siyle meşhurdur da. Belli. Hayırdır? Yani bir şey mi oldu? Yok, ben seni göreyim istedim. Yani Ömer'siz bir baş başa konuşalım dedim. Baş başa? Yani vaktin varsa tabii. Olur. Konuşalım. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum. Gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında. Ömer. Ömer. Oğlum siz ciddi misiniz? Ciddi ciddi ayrılıyor musunuz şimdi? Öyle görünüyor. Nasıl olacak bu iş ya? İki kardeş, iki can. Bilmiyorum amca. Belki de buraya kadardır. Belki de yolları ayırmamız daha doğrudur. Bilmiyorum. Aklım almıyor ya. Oğlum bu işi siz ikiniz kurdunuz, ikiniz var ettiniz, ikiniz buraya kadar getirdiniz. Nasıl olacak bu işler? Sinan, ne oldu leasing işi? Yok abi, olmuyor. Yapma ya. Öyle. Yok işte, alamıyoruz makineleri falan da. Şirket mirket yalan oldu yani.
Bir şey diyeceğim ya. Senin musaflığın doğuştan mı yoksa sonradan mı geliyor? Yaptık oğlum, tamam işte, tamam. Sen ne zaman sinyalı bir işaret edemezken gördün lan? Başlayacağım yapacağın şakaya. Oldu değil mi? Oldu oğlum, oldu. Oh, kuruyoruz şirketi. Yalnız bir şey diyeceğim. İşler böyle bir hızlandı. Yani bizim bir an önce isim bulmamız lazım. Ben aslında bir isim buldum. Yani dün gece düşündüm. Ama sen ne dersin bilmiyorum. Neymiş? Pasyonis. Güzel isim. Pasyonis. Güzel isim. Güzel isim. Güzel isim. Çok güzel isim. Çok güzel isim. Tutku diyorsun. Çak. Güzel. Oldu mu lan hakikaten şimdi? Oldu tabii oğlum. Oldu ya. Mu lan? Tabii ki oldu ya. Ya yeter oğlum, indirim acıdı lan. Kahve söylesene. Pasyonis. Kahve söyle, kahve. Pasyonis. Tamam, pasyonis. Bilmiyorum, önce kafam çok karışık. Ara o zaman avukatı, gelmesin. Oturup konuşun Sinan'la. Bir daha bakın. Olmaz, olmaz. Sinan Neha'yı aramış bile. Yani bu saatten sonra dönüş yok artık. Hay Allah ya. Yani ben ayrılmanızı hiç istemiyorum ama siz ciddisiniz bayağı.